Sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle çekelim. Şöyle bir tane doluyorum. Elimde tutuyorum. Daha sonra buradan içeriden geçirip ilmek çıkarıyorum ve parmağımı bırakıyorum. İpim bu tarafta. Şimdi zincir çekeceğim. 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. İkili trabzanlar yapacağım. 12 tane ikili trabzanım yapacağım. Başını doladım. İlmek çıkardım. İlk ikisini, sonra ikinci ikisini alıyorum. Yine başını doluyorum. Bu şekilde 12 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bilenler buraları hızlı geçebilir. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. 12 adet ikili trabzanımı yaptım. İlk zincir çıkmayı saymıyorum burada. Daha sonra şuradaki hareketli ipim, bakın bu ipi çekiyorum. İyice çektim. Ortayı kapattım. Daha sonra bunun tepesinde, bakın şurası, tam şuradan giriyorum ve güzel yaptık mı? Tamam. İlmek çıkarıyorum buradan ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde birinci sıramızı bitirdik. Geldik ikinci sıramıza. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Her yuvarlak motifte olduğu gibi ikinci sıramız her yuvaya ikişer trabzan yapmaktır. Başında oldum. Yine bunu saymıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Başında oldum. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. Başında oldum. Bu sefer bir sonrakine. Yine aynı yuvaya. Burayı iyice göstere göstere yapıyorum ki yurt dışından izleyenler de rahat anlasın. Sonrakine geçtim. Yine aynı yuvaya. Yani burada ne olacak? Toplamda her yuvaya ikişer tane yaptığım için 24 adet ikili trabzanımın olması gerekiyor. Bu sıra bittiğinde toplam 24 zincirle çıktığımız hariç. Yani şu olmayacak, şu ilkini saymayacaksınız. Buradan itibaren 24 tane olacak şekilde ikili trabzan yapacağız. 24 adet ikili trabzanımı yaptım. İlkini saymıyorduk. Şimdi bunu birleştireceğim. Şunun en tepesi, bakın şurası. Buradan girdim, yine ilmek çıkardım ve sık iğne değil, ilmek kaydırma yapıyorum. İyice çekiyorum, şöyle ilmeğe kaydırıyorum ve birleştiriyorum yine. Yine 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi 3. adımımız ne? Burada 2 taneydi. Burada 12, burada 24. 3. adımımızda 36 ilmeğe, ikili trabzana ulaşmam gerekiyor. Bunun için de bir tek bir çift arttırma yapılır. Yani yine buraya değil, şuradan başlıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. Daha sonrasında başını doladım. Bir sonrakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bunu çift yapacağım ama. Başını doladım, yine aynı yuvaya iki tane yapıyorum. Yani bir tek bir çift yapacağım. Sonrakine yine bir tane. Sonrakine iki tane. Bakın yine aynı yuva. Yani bir tek bir çift yaparak 3. sıramızda 36 adet ikili trabzana ulaşmamız gerekiyor. Bakın 2 idi, 1 yaptım. Yine burada çift yapacağım. Bu sırayı da bu şekilde
tamamlayacağım. Evet, 36 adet yaptım. Yine zincirin en tepesine, bakın şuraya, zinciri saymadığım için çok alan bırakmayacak şekilde yapıyorum. İyice sıkıştırıp yine ilmek kaydırma yapıyorum. 36. 3. sıramız da bitti. Yani peki büyütmeyi nasıl yapıyoruz? Yine yuvarlak yapmanın aşamalarını burada paylaşayım hazır yapıyorken. Şimdi ne olacak bir sonraki adımda? Yine 3 zincirimi çektim. Yine sonraki yuvaya bir tane ikili trabzanı yapıyorum. Bir tane yaptım. Daha sonra bir tane daha yapıyorum. Şimdi arttırmayı yapacağım. Yani bir sonraki yuvaya arttırmamı yapıyorum. Yani arttırma dediğim aynı yuvaya bir tane daha yapma. Yani bu sefer ne oldu? Yani bu yuvarlaklarda arttırmanın mantığından bahsediyorum. Burada her sırada arttırdık. Burada bir tek, bir çift yaptık. Buraya geldiğimde bir, iki tek, bir çift. İki tek, bir çift şeklinde gidecek. Bu sıra yani. Bakın. Yine bir. Sonrakine yine bir. Sonrakine iki. Bunun sonucunda neydi? 36 idi. Burada 48 ilmeğe ulaşmış olacağız. Bundan sonraki sırada ne olacak? Bu sefer burada 2 tek 1 çifti. Üste çıktığımızda 3 tek 1 çift. Bir üstünde 4 tek 1 çift şeklinde yapılacaktır. Bir püf noktası daha söyleyeyim. Bizim arttırmalarımız, bakın ben burada çift bandım. Bir alttakinde çift bandıma yok. Bakın tek tek. Nerede o çift bandıma? Şurada. Bakın buraya 2 tane çıkmışım. Bir sonraki bir yanda. Eğer bunları üst üste gelecek şekilde yapmış olsaydım, yani bu çiftin üstüne tam şu ortaya bir çift daha yapmış olsaydım, üst sıralarda köşelenme olacaktı. Tam bir yuvarlak elde etmek istersek bunları kaydırarak yapmamız lazım. Üst üste arttırmaları yapmamamız gerekiyor. Bakın şurada da göstereyim. Bakın ne kadar yuvarlak duruyor, değil mi? Ama eğer onları üst üste yapmış olsaydım burası böyle köşegenli, çokgen olmayacaktı. Köşeleri olacaktı bu yuvarlak. Ama burada yok. Dediğim gibi bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Sonraki adımda burada ne yaptım? 1, 2 tek 1 çift yaptım. Sonraki adımda 3 tek 1 çift. Sonrakinde 4 tek 1 çift şeklinde gidecek. Ben şimdi istediğim boyuta gelene kadar bu işlemi uygulayacağım. Evet, son satırımıza geldik. Son kısım, bakın. Yine 1, 2, 3 tek yaptım. Ve çiftle bitiriyorum sonrakine. Bakın şunu saymıyorum. Son bu şekilde. Buraya çift yapacağım. Bir. Yine aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum. İki. Ve şu yukarı çıkma zincirimin ta şuradaki trabzanın tepesinden buradan ilmek çıkarıp birleştiriyorum. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Ve yuvarlağımı bitirmiş oluyorum. Buradan kesiyorum. Şöyle çektim. Böylece yuvarlak motifim oldu. Daha yukarı hani üst sıralarda yine dediğim şekilde tarifini verdiğim şekilde arttırarak daha büyük motifler yapabilirsiniz. Daha küçükler de yapabilirsiniz. Size kalmış. Dediğim gibi hep 12-12 artarak devam ediyor. Tam yuvarlak elde etmek için artışları üst üste denk getirmeyin. O zaman böyle tam yuvarlak oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.